Türkiye'de ne enteresandır ki son 20 yıl ilginç bir biçimde iktidar ve muhalefet ayrımıyla hizmet ayrımının yapıldığı bir ülkede yaşıyoruz. Bunun çok acı örneklerini bizler yöneticiler olarak yaşıyoruz ama esas olan bunun zararını milletimiz görüyor. Şimdi başkanımız anlatırken hafta sonu da dediğim gibi Yılmaz Büyükerşen başkanımızın Eskişehir'de iktidarla olan ne yazık ki o uyumlu olmayan tarifleri ve davranışları yüzünden geciken hizmetlerini bize anlattı Eskişehir'de. Biz ise hani bu yaşadıklarımızdan ne çıkardık? Ben de bunu 5 yıl boyunca Beylikdüzü'nde trajikomik bir biçimde çok defalarca yaşadık. Hatta bir kısmını Hasan Akgün Başkanım'la da müşterek yaşadık. Ama bugün geldiğimiz noktada gülümseyerek anlatıyorum. Çünkü ben şu anda Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kalbimde hissettiğim duygu ne biliyor musunuz? Hizmeti o kadar eşit yerine getirme arzusu var ki içimde, bu hareketi yapanları hani olabildiğince mahcup etmek istiyorum. Olabildiğince mahcup etmek istiyorum. Tabii şehirler altyapılarıyla aslında insanları mutlu ederler. Altyapı da pek görünmez. Hatta görünmeze yatırım pek böyle kurnaz siyasiler tarafından yöneticilere tavsiye edilmez. Ya bununla vaktini harcama, sonra insanlar gördüğüne oy verir, görmediğine vermez. Sakın bunu yapma vesaire derler. Biz buna inanmıyoruz. Biz milletimizin aklına, ferasetine, sağduyusuna, o güzel gönlüne yürekten inanıyoruz. O bakımdan altyapıyla erişmek istediğimiz huzuru, kaliteli şehirler duygusunu ısrarla İstanbul'da var etmeye ve buna yatırım yapmaya devam edeceğiz. Bir başka husus. Bakın, bana hatırlattığı için bir trajikomik hikayeyi daha burada hatırlatayım. Gürpınar Stadı vardır. Gürpınar Stadı dolgu alanıdır ve dolgu alanları geçmişte alınan bir kararla büyükşehir belediyelerinin uhdesindedir. Ancak büyükşehir belediyesine geçiş yapmadan önce belde ve ilçe belediyelerinin yapmış olduğu bir takım faaliyetler, ki bunlardan birisi de Gürpınar Stadı'nın yapılması, Beylikdüzü Belediyesi uhdesinde kalması ve orada sportif hizmetler yapılması noktasında bir mücadele vermiştik. Stadın da bir kısım tesisleri Büyükçekmece sınırlarında kalıyordu. O zaman biz Büyükçekmece, Beylikdüzü Belediyesi arasında yazışmalar yaparak işi hukukuna ve kurallarına uygun hale getirip yapmaya dönük hareketlerimiz, hamlelerimiz olmuştu. Günün sonunda o zaman siyasi iradeyi tahakküme altına almış bir avuç insan, stadı vermeyiz de vermeyiz diye bir mücadelenin içine girdiler. Yani stadı kime vermiyorlar biliyor musunuz? Belediyeye vermiyorlar. Beylikdüzü Belediyesi'ne ya da Büyükçekmece Belediyesi'ne vermiyorlar. Çeşitli mazeretlerle kurum ve kuruluşları da bu anlamda kullanıyorlar. Günün sonunda karar aldık ve biz oraya hakkımız olan bir biçimde, usule ve kurallara uygun bir biçimde zabıtamızla gideceğiz ve stadı devralıp halkımızın hizmetine sunacağız. Çünkü bir tarafında bir avuç insan düğün bayram yapıyor, bir tarafında da kafasına göre stadı kullanan bir ekip. Ve günün sonunda biz oraya zabıtamızla gittiğimizde karşımızda kimi gördük biliyor musunuz? Yüzlerce büyükşehir zabıtasını gördük. Niye giremezsiniz dediler bize. Birileri için büyükşehir zabıtası oraya yığıldı. Onlarca kamyon, bu bahsettiğim
yaklaşık 5 yıl önce ve bize derhal yazı yazdılar. Dediler ki burası Beylikdüzü ya da Büyükçekmece Belediyesi'nin değildir, Büyükşehir Belediyesi'nindir. Onun için giremezsiniz, biz de bu kullanıcılara müsaade ediyoruz dediler. Ne oldu? Biz de gittik 2019'da kazandık seçimi, Büyükşehir'in de sahibi olduk. Ama trajikomik hikaye bitmiyor. Bu sefer de ne diyorlar biliyor musunuz? Burası milli emlakındır. Burayı Büyükşehir'e de vermeyiz. Yazışıyoruz, ediyoruz, yetmiyor. Mahkemeyi kazanıyoruz. Mahkemeyi kazanıyoruz. Milli Emlak Genel Müdürünü arıyorum. İki defa. Ben bu konulara muhatap olmam ama arıyorum. Konunun bir de geçmişini biliyorum ya. Biraz da ne yapayım? Gülmek ve onlara üzülerek bu duygularımı aktarmak için arıyorum. Hala cevap verecekler. Teslim etmemek için mahkeme kararını bile uygulayamıyorlar. Uygulamıyorlar. Bu konuyu iki hafta önce Sayın Valimize de aktardım. Dedim bakın bu konu size kadar gelsin istemezdim ama İstanbul'un Milli Emlak Müdürü burayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne niye teslim etmez? Hangi akılla? Bakın ben de şimdi kameraların huzurunda, halkın huzurunda şikayet ediyorum. Gürpınar Stadı'nı halkımıza sosyal tesisler olarak hizmet etmesi için yüzme havuzunda çocuklarımızın yaz spor okuluna gitmesi için stadında bir avuç insanın ne çevirdiğini bilmediğimiz bir takım eylem ve iş faaliyetlerinde bulunmasın. Orada spor okulları ve spor faaliyetlerinde bulunması için hukukun ve kanunun, mahkemenin verdiği yetkiyle burayı teslim almamıza hangi duyguyla engel oluyorsunuz? İstanbul Milli Emlak Müdürlüğü, Milli Emlak Genel Müdürlüğü. Kime şikayet ediyorum? İstanbul Valisi'ne şikayet ediyorum. Şehircilik Bakanlığı'na şikayet ediyorum. Derhal bu yanlışı düzeltin. Derhal hemen şurada yanı başında bir stadı vermemek. Dolayısıyla ya bu trajikomik hikayeler hala devam ediyor. Hala. Ne yapacağız? Ne yapacağız biliyor musunuz? Biz gidip Ankara'ya da teslim alacağız. Bu başka düzelmez. İktidar değişmeden bu işler düzelmez. Dolayısıyla hizmetlerimize en güçlü şekilde devam edebilmemiz için milletimizin huzur içerisinde, barış içerisinde, adil, eşit hizmet alabilmesi için her yerde geçerli olan ama Büyükçekmece'de, ama Beylikdüzü'nde, ama İstanbul'da, ama Ankara'da o bir avuç insanın aklının yerine milletin aklının hakim olması için gece gündüz çalışacağız. Bu aksiliklerin tamamen sona ermesi için Büyükçekmece'de, Beylikdüzü'nde, Büyükşehir'de kazandığımız gibi milletçe iktidarı da hep birlikte kazanacağız ve Türkiye'de her şeyin çok güzel olması için çok mücadele edeceğiz. Biz bunun var olması için, bunun oluşabilmesi için işte Küçükçekmece'de, işte Beylikdüzü'nde, işte Büyükçekmece'de çok başarılı olmak zorundayız. Dolayısıyla benim de Büyükşehir'de çok başarılı olmam lazım ki milletin iktidarı var olsun. Hep beraber bu başarıyı elde etmek için de gece gündüz 7/24 çalışmaya var gücümüzle devam edeceğiz ve hep birlikte kazanıp kazandırmaya devam edeceğiz diyorum. Tekrar bu güzel yatırımın var olması ve başarıya ulaşması için gece gündüz çalışacak olan İSKİ'nin bütün yönetici kadrosuna, bütün emekçi kadrosuna, bütün yüklenicilerimize ve emekçi kadrolarına, çalışanlarına şimdiden başarılar diliyorum. İşlerimizi tariflediğimiz zamanından önce bitirmenin
çok güzel bir davranış olacağını bütün yöneticilerimize buradan duyuruyorum ve hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.